Arkadaşlar, Mulhouse Havalimanı'na geldik. Şu an İsviçre Basel'deyiz. Şubat 2024. Hava 7-8 derece. Gayet güzel bir yolculuktu. Uçağa biraz son anda yetiştik ama siz olun. Havalimanlarına en az 1 saat önceden varın. Arkadaşlar, şu an Mulhouse Havalimanı'na indik. Burası Avrupa Havalimanı olarak gözükmekte. Hemen geçer geçmez, bakın hemen şu karşıda, şurada İsviçre girişi var. Şöyle hemen solumuza doğru da arkadaşlar Fransa çıkışı ve hemen Almanya çıkışı da şu ileride arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Siz Türk müsünüz yoksa? Türk'üm. Türksünüz. Valla Tokatlısınız. Hemşerisiniz o zaman. Arkadaşla hemşerisiniz. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz 50 numaraya doğru gidiyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar, buradan çıkış yapıyoruz. Bu çıkış kapısından. Görevli arkadaş da Tokatlıymış. Buradan arkadaşlar çıkış yapıp otobüse doğru ilerliyoruz. Havalimanının hemen önünden 50 numaralı otobüsler kalkıyor. Şöyle göstereyim. Bunlara biniyoruz. 50 numaralı otobüslere biniyorsunuz. Havalimanından İsviçre noktasındaki çıkışlar çıkıyorsunuz. Orada 3 tane çıkış olduğunu söylemiştik. Basel çıkışından çıkıyorsunuz arkadaşlar. Hemen havalimanının önünde 20 dakikada bir kalkan otobüsler var. Şansımız hemen bizim kalktı. Ortalama 20-25 dakikada şehir merkezinde olacağız. Bu yolculuğumda bana Coşkun eşlik ediyor. Daha evvel Belçika'dan tanıyorsunuz kendisini. Coşkun, sen neler demek istiyorsun abi? Evet, hava çok güzel. Gayet tam böyle gezilecek şekilde bir hava var. Sen daha önce Almanya tarafına gelmiştin. Evet. Çok benziyor zaten. İsviçre ve bakalım, Almanya. Şehrin içine doğru bir geçelim, görelim. Yolculuk 3,5 saat daha yakın sürdü. Bilginiz olsun, biraz uzun sürüyor. Bu arada 50 numaraya otobüsüne bindikten sonra son durakta iniyorsunuz. SBB durağı diye geçiyor arkadaşlar, merkezi tren istasyonu. Oradan sonra da dilerseniz tramvayla, dilerseniz otobüsle, artık nereye gidecekseniz. Arkadaşlar, burası merkezi tren istasyonu. Şehre buradan giriş yapıyorsunuz. Aynı zamanda ileride 50 numaralı otobüslerle havalimanına da gidebiliyorsunuz arkadaşlar. SBB Bahnhof diye geçiyor arkadaşlar, merkezi tren istasyonu. Arkadaşlar, otel İbiş'teyiz. Hemen Basel tren istasyonunun yanında. Odamızı gösteriyorum. 2 kişilik oda tuttuk. Şurada bir tuvaleti, banyosu var. 2 kişilik de yatağı var. 8 metrekarelik bir otel. Ne kadar ödeme yaptık? 165 İsviçre frangı ödedik arkadaşlar. 2 kişi 2 gece toplam ücreti arkadaşlar bu. Burada şöyle bir uygulama var. Coşkun, neydi buranın uygulaması? Girişte turistler için giriş parası alıyorlar. Vize gibi bir şey yani. Vergi alıyorlar değil mi? Vergi. Günlük. Ne kadar günlük bir kişinin vergisi? 4 frank. 4 franka geliyor. Oteli ben beğendim. Temiz, güvenilir. Tam merkezi konumda. Resepsiyon hizmeti gayet güzeldi. Otele gittiğiniz zaman size şöyle bir Basel kart verecekler. Bu Basel kart ile müzeler %50 indirimli arkadaşlar ve tüm toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Otelinizden almayı unutmayın. Aynı şekilde havalimanından otele giderken de eğer herhangi bir şekilde size sorarlarsa otel rezervasyonunuzu gösterirseniz yine bedava bir şekilde otelinize kadar otobüsleri ya da tramvayı kullanabiliyorsunuz. İsviçre'ye geldim. İsviçre Basel'deyim. Biraz İsviçre'den bahsetmek istiyorum. İsviçre Batı Avrupa'da kalıyor arkadaşlar. 1290'ları buluyor İsviçre'nin adının
tarihte geçmesi. Habsburg hanedanına karşı 3 farklı topluluğun yapmış olduğu bir anlaşma ile başlıyor aslında tarihi. Daha sonra arkadaşlar günümüze kadar farklı farklı isimler ve tarihsel gelişimle beraber günümüze kadar geliyor. İsviçre 4 ana dile sahip. Bunlardan bir tanesi Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romança dediğimiz az bir kitlenin konuşmuş olduğu bir dil arkadaşlar, resmi dili. Para biriminden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar İsviçre frangı kullanılmakta. Euro'dan biraz daha fazla, 1.05 Euro'ya denk geliyor. 35 TL Şubat 2024 arkadaşlar değeri. İsviçre'nin bayrağı arkadaşlar figür olarak karedir. Tıpkı Vatikan'da olduğu gibi diğer ülkelerini biliyorsunuz dikdörtgen şeklindedir. Coşku iyi yürüdük. Evet. Şundan bahsetmek istiyorum abi. Çok sessiz değil mi? Yürümeye devam edelim. Çok sessiz. İnsanlar sanırım mesai bitti. Şu an saat 5 civarı. Mesai bitti ve herkes evine çekildi. Evlerin çoğunun bahçesinde bisiklet park alanları var. İnsanlar genelde bisikletlerle ya da toplu taşımayı kullanıyorlar. Bir de çok fazla köpek gezdiren insanları görüyoruz. Arkadaşlar huzurlu bir şehir, sessiz bir şehir. Yani burada bir inşaat çalışması var ama var mı yok mu gibi bir şey yani. Bakalım şöyle. Çevreyle duyarlı bir şekilde bir inşaat çalışması var. Ağaca zarar verilmesin diye ağacın etrafı kapattım. Evet, şöyle gösterelim. Arkadaşlar İsviçre Avrupa'nın en medeni ve en müreffeh topluluklarından bir tanesi. Basel'de İsviçre'nin en zengin kişi başına milli serveti en fazla olan arkamızdaki yapı St. Alban kapısı arkadaşlar. Bu şehirde birçok farklı kapı var. Bunlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Tüccarlar ülkeye giriş yaparken bu kapılardan bir tanesiyle giriş yaparlar. Buradan girdikten sonra şu gördüğümüz bölge Old Town dediğimiz bölge arkadaşlar. Zaten tabelaları göreceksiniz. Buradan aşağı doğru inerek Old Town bölgesine inebilirsiniz. Şu kağıt fabrikası şu an biraz haraba şeklinde. Gelmişken göstermek istedik. Arkadaşlar ilginç bir yer göstereceğim. Burada böyle bir bina var. Hemen altından böyle bir kanal akıyor. Bu bölgede de birçok kanal göreceksiniz. Rhein nehrini besleyen. Hemen karşımızdaki firma Roche dediğimiz ilaç sanayinde dünyaca ünlü olan firmanın binaları. Biliyorsunuz İsviçre dendiği zaman bilim geliyor akla, İsviçre dendiği zaman aklımıza kimya geliyor ve ilaç sanayi geliyor arkadaşlar. Hemen karşımızda da Avrupa'nın en meşhur nehirlerinden bir tanesi Ren Nehri arkadaşlar. Ren Nehri Alp dağlarında doğuyor ve birkaç ülke geçip Hollanda'da arkadaşlar denize karışıyor. Ren Nehri üzerinde birkaç farklı köprü var. 6 tane var arkadaşlar. Bunların en popüler olanına bugün gideceğiz ve sizlere gösteriyor olacağız. Evet arkadaşlar, Basel Manastırı şehrin simge yapılanlarından bir tanesi. Şu an hava çöktüğü için ve ışıklandırılmadığı için biraz kalabalık. Hemen önündeki alanda Münşer Platz dediğimiz şehrin en büyük alanlarından bir tanesi arkadaşlar. Yine Noel Pazarı burada kuruluyor Noel dönemlerinde. Buranın şöyle bir özelliği var. Gotik mimaride yapılmış. 11. yüzyılda yapımına başlanmış ve tam 500 sene sürmüş. 1356 yılında şehirde çok büyük bir deprem oluyor arkadaşlar ve bu depremde yıkıldıktan sonra tekrardan inşa ediliyor. Şehrin gezilmesi, görülmesi gereken yapılarından bir tanesi. Arkadaşlar gün içerisinde saat 4'e kadar açık. Şu an saatlerimiz 6 olduğu için göremedik. Umuyorum ki yarın kilise içerisinde ücretsiz bir şekilde girilen kiliseye yarın giriyor olacağız. Çatısındaki bu çini işlemeleri rengarenk olan Romanesk gotik yapıda işlenmiş, bezenmiş bir
manastırdan bahsediyoruz. Seyir Tepesi diye geçiyor. Hemen Bazilika'nın arkasındayız arkadaşlar. Tam böyle nehrin üstündeyiz. Arkamızda da meşhur orta köprü var. Bazel'de şu an saat akşam 8 gibi. En popüler meydanındayız. Ancak şöyle göstereyim. Yani toplasanız herhalde 5-10 kişi var. Koca meydan bomboş. Pazartesi günü şehir insanlar evlerine çekilmiş, dinlenmeye çekilmiş belki ya da kafelerde bilemiyorum. Sessiz sakin İsviçre. Sosyoekonomik durum açısından çok ileri bir ülke. Bundan dolayı da Avrupa'da 4 tane şehir var, ülke var. Avrupa Birliği'ne katılmamış. Bunlardan bir tanesi İsviçre. Sebebi de bu, ihtiyaç duymuyor. Refah düzeyinin aşağı doğru çekilmesini istemiyor. 1 ve 2. Dünya Savaşları'na katılmadığı için, tarafsız kaldığı için şehir bozulmamış. Ve birçok ülke paralarını buraya getirmiş. Bundan dolayı da refah düzeyi ülkenin bir anda çok fazla artmış. Arkadaşlar şu an Rathaus meydanındayız. Şöyle gösteriyorum. Evet, arkamızdaki bina Rathaus dediğimiz, Red House yani kırmızı ev, Stahl, özetle belediye binası arkadaşlar. Basel dendiği zaman iki simge binadan bir tanesi aktif olarak kullanılmakta burası arkadaşlar. 500 yıllık bir bina. Üzerinde gördüğümüz simgeler de bu Basel kantonuna ait simgeler ve birçok farklı figür var. Gerçekten müthiş bir yapı. Burası faal olarak kullanıldığı için turistlerin görebileceği noktalar çok az. Biz gün içerisinde tekrar girmeye çalışacağız. Akşam ambiyansını da göstermek istedim. Noel zamanında da burada arkadaşlar Noel pazarı dediğimiz birçok etkinliğin yapıldığı, gösterinin yapılmış olduğu bir alana dönüşüyor. Şu an Şubat ayındayız ama gayet hava sıcak. Akşamüstü olmasına rağmen. Umuyorum ki gündüz tekrar buralara geleceğiz. Arkadaşlar Freie Strasse caddesindeyiz. Meşhur birçok dükkanın bulunduğu, mağazanın bulunduğu cadde. Şu an tabii geç saatler olduğu için şu an boş. O yüzden gündüz tekrar gelip çekmeye çalışacağım. Bilginiz olsun, alışveriş yapmak istiyorsanız, lüks mağazaları görmek istiyorsanız Freie Street birçok mağazanın olduğu hemen belediye binasının karşısında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada cadde üzerinde bir inşaat çalışması var. Şöyle göstereyim. Deminden beri yürüyorum arkadaşlar. Dikkatimi çekti. Gerçekten iş güvenliğine değer veriyorlar, önem veriyorlar. Her şeyin, bu tarz inşaat buluntularının tamamının etrafını çevirmişler. İş güvenliğine değer veren, insan hayatına değer veren bir ülke. İsviçre'nin PTT'si, posta, telgraf, telefon. Evet, şu an Mitlere Brück, yani orta köprü üzerindeyiz hemen. Ren Nehri'nin ortasındayız. Arkadaşlar burası burada bulunan 6 tane köprünün en eski olanı, 1200'lü yıllarda yapılmış. Burada arkadaşlar buraya değer katan şeylerden bir tanesi büyük ve küçük Basel'i ikiye ayırıyor olması ve geldik tam 292 metre uzunluğundaki köprünün en önemli kısmına. Burada bir şapel var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bu şapelin şöyle bir özelliği var. Yine Basel Manastırı'ndaki çinili işlemeye benzetmişler bunu. Şöyle gösterelim. Bu arada arkadaşlar üzerinden 1900 yıllardan itibaren tren yolu geçtiği için, tramvay yolu geçtiği için tekrar tadil edilmiş. Evet arkadaşlar bu şapeli şöyle gösterelim. Brücke'nin önündeyiz. Yani orta köprünün hemen ortasındayız. Arkamızda bir şapel var. Bu şapelin şöyle bir özelliği var.
Arkadaşlar, Orta Çağ'dan kalma bir şehirden bahsediyoruz ve Orta Çağ'da o dönem inanışa göre eşlerine, kocalarına ihanet eden, yani onları aldatan kadınların son kez idam edilmeden önce dua ettikleri, günahlarından affedildikleri şapelin önündeyiz. Burada dua ettikten sonra hemen şöyle göstereyim. Burada aşağıya kadınların ayaklarının altına taş bağlanıp buradan aşağı atılıyormuş. Şöyle gösterebilir miyiz? Ren Nehri arkadaşlar, insanların idam edildiği nehir. Manor AVM, arkadaşlar bu bölgede bilinen AVM'lerden bir tanesi. Tam 8'de geldik, o yüzden hafta içi 8'de kapanıyormuş. Hafta sonunda 6'da kapanıyor, o yüzden içeri giremedik. Bisiklet sürmeyi çok seviyorlar, kültürlerinin bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Spor yapmayı seviyorlar. Akşam vakti de dükkanlar çok erken kapanıyor, özellikle kafeler. Şu an açık kafe bulamıyoruz akşam. Bizde biliyorsunuz Türklerde tersi bir durum var. Akşam daha yoğun olur mekanlar. Burada bilakis insanlar sanırım evlerine çekiliyor. Bizler de yürüye yürüye hava güzel olduğu için otele doğru yol alıyoruz. Bazal sokaklar arkadaşlar. Yine tertipli, düzenli. Etrafta bir tane çöp göremezsiniz. İnsanlar trafik kurallarına saygılı, gerek yayalar gerek sürücüler. Aynı zamanda hiçbir şekilde sokak hayvanı burada da yok. Trafik çok fazla yok arkadaşlar. Işık her noktada olmasına rağmen trafik çok fazla yok. Bu da tabii ki nüfustan kaynaklanıyor. Bugün biraz yağmurlu ve serin bir hava arkadaşlar, var. Arkadaşlar, Coşkun'la bir yürüyüşe çıktık. Neredeyiz? Hemen nehrin kenarındayız. Coşkun, burada şey var değil mi abi? İnsan hemen hemen çok az. Evet. Bir sessizlik, bir sakinlik var ve ben açıkçası huzur buldum burada. O İstanbul'un hengamesinden uzaklaştık ya abi. Evet, gördüğümüz insanlar da ya koşuyorlar ya da bisiklete biniyorlar. Kesinlikle öyle. Şey halindeler yani, bir spor halindeler. Kesinlikle. Böyle bir telaşı yok değil mi abi? Bir yetişme telaşesi, bir öyle hengame yok. Nehrin kenarında böyle dolaşan, yürüyerek dolaşan yok gibi bir şey yani bizim dışımızda. Aynen öyle. Normalde bizim buralarda abi, Türkiye'de olsa muhtemelen balıkçı abilerimiz böyle bir nehri boş bırakmazlar. Biraz Basel'den bahsedelim Coşkun. Basel, İsviçre'nin kuzeybatısında kalan bir şehir. Basel-Stadt kantonu dediğimiz kantonun baş şehri arkadaşlar. Ülkede 26 tane kanton var. Bunlardan bir tanesi Basel. Nüfusu da Coşkun 200 bin civarı. Yalnız şöyle bir şey var. Günlük biliyorsun Basel 3 tane ülkenin kesiştiği noktada, yani Fransa, Almanya, İsviçre tam kesiştiği noktada günlük 100 bin kişi giriyormuş buraya. Yani kimisi turist, kimisi de çalışmak için günübirlik Almanya ve Fransa'dan gelen insanlarmış. O yüzden gün içerisinde nüfusa tabii ki artıyor. Şu an akşam saatleri, o yüzden gayet sessiz ve sakin. İsviçre'ye has olan bir şeyden bahsedelim. Saati meşhur değil mi? İkinci olarak da çikolatası, İsviçre dendiği zaman Alp Dağları ve çikolata, bankası, süt. Bankası meşhur. Evet. İsviçre bankaları var. Kesinlikle öyle. Zaten burada bir tane merkez bankası var. Avrupa'daki tüm merkez bankalarının bankası diye geçiyor arkadaşlar. Yine otelimize yakın bir konu. Arkadaşlar, Media Market'teyiz. Burada PlayStation 5 var mesela. 449 frank. 15 Pro Max fiyatları. 1129. Burada 15 Plus var arkadaşlar, iPhone. 859 frank. Fiyatlar bu şekilde. AirPods istiyorsanız arkadaşlar, bakın fiyatlar bu şekilde. Burada Outlet ve HP bilgisayar var arkadaşlar. 856 İsviçre frangı. Ya tabii fiyatlar, yani Türkiye ile kıyaslamamak gerekiyor ama kendi alım güçlerine göre gayet iyi denebilir fiyatlar için. Şehrin tam en uç noktasına gideceğiz birazdan. Tabii otelden çıktık. Hemen otel şu ileride. Hemen yaklaşık 50 metre ileride bir tramvay durağı var.
şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Öyledir mi Coşkun? Sen de bu işlere hakimsin. Ülkenin tamamında, şehrin tamamında tramvay hatları var. Aynen şöyle. Neredeyse her caddede var değil mi abi? Var var. Yani sürekli her caddeden geçen bir tren görüyoruz. Hatta bazen peş peşe bile gidiyorlar yani. Hani 2 dakika, 3 dakika beklemeden. Ve tabii, farklı farklı hatlar var. Tabii. Aynı hattan yeri geldiği zaman başka istikamete dönüş yapıyorlar. Bir de istasyon beklediğimiz alanlarda hiç turnike falan yok İstanbul'daki gibi. Şu an etrafı gösterebilirsin. Evet. Burası durak. Yani. Aynen öyle. Yani sadece hemen şuradaki direkten anlaşılıyor durak oldu. Durak oldu. Bir de burada çok fazla araba görmüyoruz gün içerisinde. İnsanlarda şöyle bir anlayış var. Ben şehir içini toplu taşımayla, tramvayla, metroyla sağlarım. Ancak şehirden dışarı çıkacaksam eğer ya da şehrin biraz dışında evim varsa araba kullanırım mantığındalar. Karbon salonunu en düşük seviyeye indirmişler. Zaten toplu taşıma ücretsiz. Değil mi? Bazel kart dediğimiz bir kart var. Onu alan vatandaşlara ücretsiz. Zaten turnike de yok. Basacağımız, hani biz alıştık ya bir yere bir şeyler basmaya, fiş almaya falan. Böyle bir uygulama yok. Yok. İstanbul kart gibi bir burada değişik versiyonu yok. Aynen öyle. İstediğiniz her noktaya arkadaşlar tramvayla oradan oraya, oradan oraya şeklinde aktarma yaparak ulaşabiliyorsunuz. Biz de birazdan şehrin en uzak noktasına, en kuzeyine tramvayla iki aktarma şeklinde gidiyor olacağız. En kuzeyine gitmek için 8 numaralı tramvaya binmeniz lazım. Biz Bankverein durağında indik. 8 numaralı son durağı Kleinjungen olan durakta ineceğiz. Oradan da yaklaşık 1 kilometre yürüdükten sonra anıta ulaşıyor olacağız. Evet, tam 3 ülkenin birleştiği noktadayız arkadaşlar. Arkamızda da bunun için yapılmış olan bir anıt var. Hemen karşı köyümüz şu tarafı. Nereye gösteriyor? Almanya. Almanya. Hemen arkamız, yani şu köprünün diğer ucu, şu nehrin hemen karşısı arkadaşlar. Fransa. Fransa tarafı. Ve zaten bulunduğumuz noktanın hemen arkası da İsviçre, Basel. Yani arkadaşlar tam 3 ülkenin kesiştiği nokta burası. Basel'in tam kuzey noktasındayız. Ona hitaben de buraya güzel bir anıt yapılmış. Yürüyerek hemen şu arkamızda bulunan yaklaşık 200-300 metre ileride olan köprünün üstünden arkadaşlar Fransa tarafına, oradan da diğer taraf olan Almanya tarafına geçebilirsiniz. Bizler Fransa'ya gitmiştik zaten. Belki Almanya tarafına geçiyor oluruz. Yaklaşık arkadaşlar metrodan indikten sonra, tramvaydan indikten sonra 15-20 dakika arası yürüyerek bu noktaya ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada Migros'a çok yaygın. Kahvaltıya Migros'a geldik. Bir çikolatalı kruvasan, bir de peynirli poğaça gibi bir şey aldık. Bu ikisi toplam 4 İsviçre frangı tuttu. Tavsiye ederim arkadaşlar. Çok fazla çeşit var. Afiyet olsun.